soul a heart, then sit down con judge and catch me söyle kaç bahar oldu, pencerenle güz oldu, belki de zaman doldu, sevdim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, pencerenle güz oldu, belki de zaman doldu, sevdim dönmüyor. So what's it gonna tell me? Why'd you keep on waiting? I admit that I am getting bored. So aren't you gonna tell me? Why'd you keep on waiting? As I admit that I am getting bored. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül oldu, zaman doldu, sevdim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül oldu, zaman doldu, sevdim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül oldu, zaman doldu. Hay maşallah. Teşekkür ederiz. Bütün felaklar, naslar gelsin. Çok sağ olun. Emirhan Özer. Emirhan Bey, çok teşekkürler. Süpersiniz. Hocam. Hocam diyorum çünkü opera bölümü mezunu, opera ve koro bölümü mezunu, konservatuar. Vay be. Mezun demeyelim ama. Bence mezun. Hadi. Ya bir barok döneminden bir arya kurban olayım. Olur mu ya? Şöyle bir yükselsek. Olmaz. Neden? Neden? Çünkü güzel bir hazırlık gerekiyordu. Çok bir anda oldu. Zaten ama bu kalpten gelmez mi? Kalpten gelenmiş. Barok dönemi arabeskin bence 1600'lerdeki karşılığı. Tabii. Ciğer yakan bu kalpten gelir. Yani. Yok, kandıramadım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Şahanesiniz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, gıcık oluyorum sana Selin. Çünkü benim hayal ettiğim hayatı Selin Geçit yaşıyor. Çünkü benim Türkiye'ye gelirkenki hayalim İstanbul-Londra hattında kah orada kah burada bir hayat kurmaktı. Kuramadım bu sterlin şeyinden dolayı, seviyesinden dolayı. Oradaki evimi de alamadım. Diyorum ki şimdi her seyirci bana bir pound verse, bir milyon seyirci bir milyon pound eder, evimi alabilirim. Kesinlikle. Onlar da vermiyor. Selin benim hayal ettiğim hayatı yaşıyor. Sterlin alacağım. Benim de öyle kazandığım bir şey yok bu arada. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Kendisi Kalamış da işte bir emekli hayatı yaşıyor Mehmet'te. Evet. Kesinlikle. Çok mutluyum. Gerçekten. Aşırı mutluyum. Evet, İstanbul'un bu yoğunluğundan kaçıp Kalamış'ta yaşamaktan aşırı mutluyum. Rollerblade'im var, kayıyorum, koşu yapıyorum, antrenman yapıyorum. Çok çok mutluyum orada olmaktan. Çünkü kaldırımlar da, yollar da müsait bunun için. Evet, kesinlikle. Yani Kadıköy, Kalamış bunun için çok önemli. Nasıl gidiyor işler? Güzel, çok yoğun, çok güzel gidiyor. Bir müzikalimiz var, Sidikli Kasabası müzikali. Evet, çok güzel bir, gidiyor. Dijitalde etkileyici var yayında. Evet. Onun haricinde İyilik vardı. Evet. Çok yeni bitti. Ben hadi ayrıldım. İyilik devam ediyor. O yüzden şimdi çok güzel gidiyor ama işte. Hayırlı uğurlu olsun. Selin'in konseri var. Süper. Beyoğlu'nda bir mekanda. Mekan adı veremiyoruz arkadaşlar. Israr etmeyin. Beyoğlu'nda bir mekanda araştırın. Instagram'ına girin. Sosyal medyasından bakın. B ile başlıyor. Tamam mı mekan adı? Ama değil. Bir mekanı veriyorum ama. Mutlaka gidin. Akşam 10'da başlıyor. Konserine gidin Selin'in. Yeni bölümü izleyin. Tamam, reklamlar bitti. Biz de kapatalım o zaman. Bitti mi? Tamam. Bir arya gelmeyecek mi hocam? Gelmeyecek. Belki başka bir şey söyleriz. Yalan. Gerçekten. Gerçekten. Evet. Mehmet Aykaç'tan flash flash flash. Belki daha güncel, daha bugünden bir şey söyleriz. Bu arada
aralar mesela duşta falan ne söylersin? Çünkü bizim duşa söyleme, bize söyle bölüm var da. Şu anda okay. Söyletmeyeceğim, okay, merak süper. Ediyorum. Ben de baktım, bu ne evet, yapacağız acaba? Evet, ben acaba burada ne var diye düşündüm. Hayır ya, öyle bir ucuz esprilerimiz yok. Su gelsin konuğa falan ya. Yok öyle şey, valla bir şey gelmiyor yani. Bu duşta yani. Şarkı söyleme performans bölümü. Bir de biz fakiriz, o kadar öyle bir hani buradan su gelsin. Hani üşüsen bir fön makinesini sokacak priz yok. Buradan su gelmesi ne demek sen biliyor musun? Burada bir tanker olması gerekiyor. Yani şey peki, duşta, bir dakika. Duşta bu aralar var mı bir şeyler? Çok ciddi bir şey söylemem gerekirse lütfen. Sürekli Sidikli Müzikali'nin provasını alıyorum. Yani çok zor eserler var. O yüzden ara ara sürekli aklıma, hatta kendi parçalarım değil, diğer arkadaşlarımın parçalarını da söylüyorum. Öyle bir şey oldu. Çünkü neden? Çok uzun bir süreç geçti. Çok çalıştık, çok prova yaptık. Artık böyle hayatın bir parçası oldu. Bu bütünü kavrama hali. Evet. Yapılan işin bütününü kavrayınca mutlu olan insan çok tipi. Çok kesinlikle katılıyorum buna. Hem için daha içerisinde hissediyorum, hem daha arkasında durabiliyorum, hem de çok iyi ve mutlu hissettiriyor beni. Ne güzel ya, harika. Evet. Bu disiplin de çok güzel değil mi? Hani hem genç olup hem de bu kadar disiplinle bakabilme hali. Mesela sevdiğin bir şey olunca zaten sanırım o motivasyon ve gaz. Ay sevindik durman gerekiyormuş. Yönetmen ikaz ediyor. Evet evet. Kamburumuz. Biz de böyle girdik. Evet, masa sohbeti. Evet evet, böyle olmuyor senin istediğim zaman. Hayatı yaşıyorsun ama kambur duruyorsun. Evet evet. Evet, bence o gaz ve motivasyon olunca istediğin zaman zaten o hırsla yapabiliyorsun işini. Ya bu babanla ilişkin ne kadar bizi böyle ağzımızın suyunu akıttı. Şey ya, ne güzel bir baba kız ilişkisi diye. İçi de öyle mi gerçekten? Buradan görünen öyle de içeride de öyle mi? Tabii öyle. Tabii ister istemez baba kız olunca bazen böyle hani biz böyle bir bazen böyle abi kardeş gibiyiz. Hı-hı. Hani didiştiğimizde oluyor böyle, bu böyle değil, şu şöyle değil dediğimiz zamanlar oluyor. Bazı fikirlerimizin çatıştığı ama günün sonunda çok da güzel bir ilişkimiz var. Yani onun sayesinde gerçekten buralardayım diyebilirim. Hiç o değil mi? Şeyle sabırla çaldı. Evet. Sen söyledin çocuk. Ne sabır var. Ya. Görseniz böyle şey backstage'leri, hani siz tabii görüyorsunuz, güzel bir video hazırladık orada. Baba böyle değil, şöyle değil, böyle çaldı. Gördük, böyle çaldı. Gördük, öyle gördük, bir şey de koymuştum. Öyle anılarımız oluyor tabii ama sanırım hani günün sonunda hep beraber güzel işler çıkardığımız için değiyor. Mehmet'in de babadan gelme çok büyük bir yetenek bu. Evet. Babam bağlama çalıyor ve Türk halk müziği ve Türk müziğiyle çok fazla ilgileniyor. O benim Türk müziği okumamı istedi. Keman çalıyordum işte. Biraz geç başladım aslında enstrüman için. 16'lı yaşlarda enstrüman çalmaya başladım. Keman öğrendim. Konservatuvarımı ilk keman ve sesle kazandım. Ama sonra çok enteresan bir şekilde hayat böyle bambaşka bir yere yönlendirdi beni. İstanbul'a gelişimle. Oyunculuk serüvenim başladı. Oraya böyle küçük küçük aralar verdim. O beni böyle çok da mutlu etmedi. Hmm. Babam da aslında böyle çok küçük üzüldü. Ama sonra her ikisini birlikte böyle daha iyi yaşayabildiğim bir hayatım oldu bu 10 yıl içerisinde. Şimdi mesela müzikli de bunu, Sidikli de bunu böyle taçlandırdı. Çok iyi. Sidikli Kasabası Müzikali. Evet. İsmi pek güzel. Oyunumuz da pek güzel. Bekleriz efendim. Gerçekten. Sabah güneşi vuruyor üstlerine. Sabah güneş Sidikli, akşam güneş güzele vururmuş ya. Kurutmak için çarşafları sabah güneşi vururmuş. Ne anlatıyor? Sidikli mi? Evet. Ya Sidikli aslında 2000'li yıllar, aslında bir Broadway müzikali. Hı hı. 2000'li yıllarda Chicago'da yapılmış ve orada da çok ses getirmiş. Aslında sistem eleştirisi yine. Baktığımızda o dönemdeki insanların ne kadar çok zorluk çektiğini, hı hı. insanların gerçekten çişlerini yapabilecek paralarının bile olmayacak kadar zor durumda oluşları. Ve bunun içerisinde de aslında sistemin bir eleştiri durumu var. Ve bu insanlar birlikte bir olup nasıl bunu aşabiliriz ve bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunlarda da Bobby önderlik yapan birisi ve Bobby'nin önderliği. Bobby sen, evet, başrol. Evet, Bobby Strong. Bobby'yi görüyoruz şu anda. Evet. Bobby'nin önderliğinde bütün Sidikli Kasabası hep beraber bir olup buna bir son veriyorlar. Cladwell'in elinden bütün o tekel durumun hepsini alıp ayağa kalkıyorlar işte hep beraber. Tuvalete gidebilmek için para mı ödemeleri gerekiyor? Kesinlikle. Kimsenin evinde tuvalet yok. Ve bir yere para vermeleri gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bunların hepsi bir kişinin elinde ve bu sistemi eleştiriyorlar ve karşı çıkıyorlar. Ya toplumsal mücadelenin aşamayacağı hiçbir sorun yoktur kesinlikle, mesajını kesinlikle beraberinde öyle, veriyor. Kesinlikle öyle. Bugün için
bugünün dünyası içinde mesela bu geçerli mi öyle baktığınızda? Yani bugünkü dünyaya baktığınızda. Toplumsal mücadele midir kazanmamıza yardımcı olacak şey? Her anlamda bu neoliberal düzen olsun, her türlü haksızlık olsun, ülke, dünya, küresel bazda toplumsal mücadele midir? Yani merak ediyorum 90'lardan sonra doğduğunuz için. Bireysel mücadele mi önde geliyor sizin için, toplumsal mücadeleye inanç mı? Derin bir soru. Merak ediyorum. Yani tabii çok hani sanırım bu konuya girebilecek kadar henüz o kadar bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum ama sanırım günün sonunda bence bir toplu bir grup olarak bir şeye girişince, o düşünceyle girişince, o yapıyla girişince sanki daha iyi geliyor. Etkili öyle, sanki gibi. Öyle daha etkili gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Aynı. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben ikisinin de İkisi olmadan olmayacağını düşünüyorum. O yüzden bireyin kendisini ne kadar yetiştirdiği, ne kadar güçlü hissettiğiyle alakalı. Yani o birey bence içeride kendini eğitir, kendini yetiştirirse ondan sonra topluma da fayda olabilecek ya da toplumla beraber yürüyebilecek bir yerde olur. O yüzden hani kişinin önce kendi içinde kendi bütün muhakemesini yapıp durumu daha iyi analiz edip ondan sonra da bir toplumla beraber yürüyebilmesi daha kıymetli geliyor bana. Ama bu ya bu şunun gibi işte bir ailenin içinde öyle olmalı. Yani aile dengeleri de öyledir. Böyle hani ebeveyn dengesi de öyledir ya. Böyle yani aslında nasıl iyi bireyler yetiştirirsek toplumumuzda o kadar güzelleşir. Evet. İş o yüzden kendi evinde başlamalı bence böyle. Hani ailenin içerisinde başlamalı önce. Sokak için de aynı şeyi söyleyebilirsin. Bir haksızlığın karşısında durmak istiyorsan yine birey olarak önce senin güçlü oluyor olman gerekiyor ki güçlü bireyler bir olup daha sonra bir toplu grubu bir güçlü da bir, evet daha güçlü bir şeyle beraber olabilirsin. Ya mesela Bobby'nin dengesi de gerçekten öyle yani. Önce Bobby'nin güçlü olması sadece yeterli değil. Önderlik ediyor olması da yeterli değil. Her bireyin kendi içinde aynı gücü bulup veya o güce sahip olduğuna birinin inandırması gerekiyor. Bence ben öyle biriydim. Yani ona inandım. Yoksa o gücün herkesin içinde olduğunu düşünüyorum. Sadece cesaret edip hadi diyebiliyor olması gerekiyor birinin. Yani yetişkin olma hali. Ben bunu her programda ısrarla söyleyeceğim. Birey olabilme hali bencillik değildir. Bir yetişkin olabilme halidir. Yetişkin olabilme hali. Sorumluluk alıp hatalarını da kabul edip sevaplarınla, günahınla kendini düzeltme halidir. Ve en önemli noktası vatandaşlık bilincidir. Hakkını arayabilme, hesap sorabilme halidir. Yani bütün bunlar olduğunda aslında toplumsallığı belki birlikte bir hareket etme halinde yakalamak mümkün olabilir galiba bunları diye düşünüyorum da sizin ne düşündüğünüzü merak ettim sadece yani hangisine daha çok anlam yüklüyorsunuz? Bireysel. Ben ikisinin eşit olduğunu düşünüyorum. Ben bu aralar bireysel olmanın yani bireysellik üzerine çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum bizim ülke için. Herkes bir büyüse. Evet. İşte onu söylüyorum aslında önce kendi içinde ve kendi kendine baş edebilme de kıymetli bir şey. Peki en son Londra'ya ne zaman gidildi? Yok bu İrlandalarda değil mi var yaşamalar? Bir İskoçyalar var, bir Londralar var. Küçükken evet babamın işiyle beraber biz 12 sene bir yurt dışına gitmiştik. 12 sene Birleşik Krallık'ta yaşamıştık. Öyle git gel arasında olunca işte 2010'da Türkiye'ye döndük tekrardan. Sonra işte üniversiteye tekrar orada okudum. Şimdi hem burada hem orada müzik için çabalıyorum diyebilirim. Hem Türkçe hem İngilizce bestelerimi yapabilmek için. Ne kadar sıklıkla gidip gelmeler var? 2 ayda bir gitmeye çalışıyorum oradaki network'ümü de güçlü tutmak için ki hani buradaki yaptığım işleri oraya yayabilmek aslında hedefim ve oradaki yaptıklarımı burada biraz yayabilmek. İki dünyanın arasında gidip gelmek. Çok zenginleştirmiyor mu? Çok zengin bir şey bence. Yani sanırım iki mutfaktan da böyle bir tat kapmak çok hoşuma gidiyor. Hani iki dünyada da bir şeyler keşfedip onları birbirine harmanlaştırıp bir şeyler çıkarabilmek benim o müzikal paletime çok şey eklediğini düşünüyorum. Mesela Kool'da ben bunu çok gördüm. Öyle mi? Bilmiyorum doğru mu gördüm. Belki de hani sen başka bir şey yapmak istedin ben başka algıladım. Yok merak ettim. Yani Kool'da bunu çok gördüm o British şeyini havasını. Evet hani biraz. Birleştirip birkaç böyle bir şey bir arada. Çok çok güzel şarkı olmamış mı? Teşekkür ederim çok sağ olun. Kool'u mu dinlesek ne yapsak? Mehmet Aykaç bize opera söylemiyorsa biz Kool'u dinleyelim. Dinleyelim ne yapalım? Bir ağır yaşam. Seve seve. Emir abi. That's on you.
come in and tell me about the things you like. Does she even know you do this every night? Please don't get me wrong, don't wanna start a fight. I don't even like your lie, but I thought we were cool, cool. It's hard to be friends with someone who has feelings for you. Oh, oh. We were together, you promised that we'd never be somebody I regret. I wish we never met. So baby, it's the end, 'cause I thought we were cool, cool. I don't recognize you. You change your ways so fast, it's kinda sad. And all our friends agree that you're not the same man. Calling me to tell me about the things you like. Does she even know you do this every night? Please don't get me wrong, don't wanna start a fight. And I don't even like your leg, but I thought we were cool, cool. It's hard to be friends with someone who has feelings for you. Oh, oh, when we were together, you promised that you'd never be somebody I regret. I wish we never met. So baby, it's the end. I thought we were cool. I no, I don't recognize you. We were cool, cool. It's hard to be friends with someone who has feelings for you. Oh, oh, oh. When we were together, you promised that we'd never be somebody I regret. I wish we never met. So baby, it's the end. Thought we were cool, yeah. No, I don't recognize you. Teşekkür ederiz. Etkilendim ya, bir böyle kaldım. Değil mi? Çok çok şahane değil mi? Çok güzel. Zaten biliyordum. Şimdi teşekkür ederim. Dedim. Çok sağ ol. Bir yorumlarını alalım mı? Sen ya. Yani nasıl görüyorsun o taraftan da bakınca? Benim bir kere keşfetime düşmüştü. Ha. Evet. Dinleme fırsatı bulmuştum zaten. Programdan önce de baktım. Çok gerçekten çok güzel. Çok teşekkür çok ederim. Kendine has bir yorum var ve çok kıymetli ve onu özel yapıyor bence. Şimdi canlı dinleyince de evet bunun, bayağı dibine dinledim evet, şu an. Bunun bir farkında olmuyor olması da çok kıymetli bence bir müzisyen için. Senin için de çok kıymetlidir. Yani kayıt alırsın. Kimisi çok iyi kayıt müzisyenidir. Ama kimisi çok iyi canlı performans yapar. Ben bunun daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Çok güzel şarkılar. Böyle kendiliğinden her şey oluyor gibi olmuyor mu? Bu çok değerli geliyor bana. Yani hep oradaymış, hep varmış. Bir şey ortaya çıkmış gibi, zorlama yokmuş gibi. Galiba insan böyle küçüklüğünden beri çok sevdi, senin için de aynıdır. Hani hem ailede olunca hem de o desteklenince hem de çok sevdiğim bir şey olunca ister istemez o hep böyle içinde galiba kaynıyor gibi. O yüzden ister istemez dışarıda öyle yansıtabildiysem ne mutlu bana. Bence çok güzel. Yani şimdi ruhunuzun aradığı işleri bulup yapıyorsunuz. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum ikiniz de? Kesinlikle. Benim için kesinlikle öyle. Yani o olmadığında zaten bence hiç kimse mutlu hissetmiyordur. Ama bazen tabii ki gerekeni de yapmak hayatımızın bir parçası. Onu da yapıyorum. Eğer onu yapmıyorum dersem kendime dürüst olmam ama daha çok iyi hissettiğim ve içinde mutlu olduğum şeyler yapıyorum. Mesela şu an hayatımın gerçekten en güzel dönemlerinden bir tanesini yaşıyorum. Çünkü gerçekten biraz öyle şey yapmak istiyorum. Poyraz mesela yani gain etkileyici işi mesela benim çok Funny Games böyle Haneke böyle hayranlığım vardı ve
oradaki oynayan Paul inanılmaz iyi gelmişti ve aslında ülkemizde de çok buralara dokunamıyorduk biz maalesef. Hı hı. Şimdi bu dijitalin hayatımıza girmesiyle çok kıymetli alanlar açıldı bize ve bu alanların bir tanesinin içerisinde olmak beni aşırı mutlu ediyor mesela. Bu öyle bir iş. Gerçekten etkileyici bir şey yapmak istedik. Umarım öyle olmuştur. Şimdi de bir de müzisyen tarafım olduğunda bir de bunun içerisine dünyayı sallamış gerçekten. Bizim oyunun dışında tutuyorum. Yani Amerika bir Broadway müzikali yapmış ve orada bile çok büyük etkiler almış. Burada 10 yıl önce Devlet Tiyatrosu yapmış, 2010 yılında yine 200-300 oyundan fazla oynanmış. Bugün yeniden biz tekrar uyarlıyoruz ve yani Kayhan Hoca, Kayhan Berkin inanılmaz bir dünya yarattı bize. Hani o dünyanın içerisinde olup bir de gerçekten çok mutluyuz. Sold out bütün çok oyunlarımız. O yüzden böyle bir şeyin içerisinde olmak çok keyifli. O yüzden bu iyi hissettiğin şeyin içinde olma hali, bunun için çok çalışma hali, uykusuz kalma hali bile aşırı iyi hissettiriyor insana. Kendi gerçekleştirme hali bu bence. Evet. Yani ruhun yolunu doğru bulduğu bir yer kesinlikle. Bence değil mi? Evet, kesinlikle. Öyle yani onu merak ettim. İkiniz de öyle mi hissediyorsunuz yani? Tamam, buldum yolumu gibi. Gibi. Yani tabii hala... Yol bitmez. Yol bitmiyor. Yol hiçbir zaman bitmiyor. Ama yolunu buldum. Yola girmek önemli ama evet, burada devam etmek hani kıymetli. Bu yani, ne kadar acısa da bazen zorluklar da olsa da hani içimizde çok şey. Çok oluyor mu zorluk? Sanırım herkes yani hepimiz çok sevdiğimiz bir şeyle uğraşırken ilişki gibi çok sevdiğim bir insan işte ya da çok sevdiğim bir meslek ister istemez acıları da var. İşte mini savaşlarımız da oluyor. Kendi iç dünyamızda sanatla minik savaşlarımız oluyor ama sanırım sanatın güzel yanı o sonuca vardığında hani bu kadar işte nasıl diyeyim yorulduktan sonra işte hırpalandık ettik o böyle çok keyifli hani gerçekten o yemeği yapıyorsun işte tadına bakıyorsun olmuyor ama en sonunda o yemeği yapıyorsun ve çok güzel tadına bakıyorsun çok güzel geliyor ve işte bu yüzden yapıyorum dedirtiyor insana. O zorluklar aslında o sonuca daha da bir tat katıyor diyebilirim. Öyle bakıyorum. Evet, üretme aşaması. Üretme aşaması. Ya ben sanki sen üretiyormuşsun da daha gün yüzüne çıkarmamışsın gibi hissettiren bir bakışın var. Evet, var. Ya varmış bir şeyler böyle tormanda duruyor. Hı-hı. Ve bunların bir kısmı şarkı, bir kısmı da tekst gibi. Yani yazılmış bir şeyler gibi. Uzun metraj bir film bitme aşamasında. Ben Fal Bilim Merkezi'ne arkadaşlar. Evet, gerçekten inanamıyorum. Kusura bakma. Bunu söylüyor olmanız çok şaşırttı beni. Var ama şimdi bak sen de bir kimse alınmasın şey demeyeceğim 70 yaş ruhu var. Senin içine doğduğunda bu ruh konmuş. Evet kesinlikle ben katılıyorum ve çok memnunum bununla yürümekten çok çok ferahım yani. Öyle sorayım ben burada bak kız arkadaşın da burada. Öyle mi 70 yaş ruhu yok mu? Var değil mi? Tamam. Yani bir 70 yaş ruhu var konmuş. O ruhun çırpınmasıyla burada 92 doğumlu 30 yaşındaki bir ruhun çırpınması aynı olmuyor. Onun için adam çırpınmıyor. Adam çırpındığı zaman bence yazıyor. Evet. Ama bence ister istemez her zaman sanatın içinde olduğunda her şeyden ilham alabilirsin her an. O yüzden bir gün onları bekliyoruz. Bekliyoruz, çıkartacağız. Ne zaman çıkacak? Ne zaman fırtlayacak? Evet, bu adamda fırtlar çıkmaz. Mesela, evet bununla ilgili de mesela ben konservatuar dönemini kazanmak için gerçekten çok emek ettim. Yani bir konservatuarlı olmak, konservatuarın içerisinde büyümek çok kıymetli benim için. Çok çalıştım bunun için. Sınavlar da çok zordur, bilir insanlar. Ama sonra o yolun içerisinde mesela çok bekledim. Yani müzik içinde mesela ben 7-8 tane şarkım var. Yazdığım bekliyor, kayıtlarının hepsi alındı. Bir tane çıkmaya hazır bir şarkım ama hep böyle... Tam söylediğiniz gibi o fırtlamak dediğiniz ya yani onun doğru zamanını bekliyorum. Bir şey yapmak için bugün aslında çok kolay her şey. Teknolojiyle çok iyi kayıtlar alıp çok iyi şarkı çıkartabiliyorsun. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Prodüktör olmadan da yapabiliyorsun bunu. Doğru söylüyorum değil mi? Yani kendin başına bir şey yapabiliyorsun. Pandemi döneminde çok müzisyen ortaya çıktı. Herkes kendi başına yapabiliyor artık. Hem çok güzel hem de biraz korkuttu. Evet yani. ama kıymetli seçiyor. Olan, iyi ama olan kesinlikle. Her zaman parladı. Her zaman. O yüzden bir şey yapmak yerine bir şeyin doğru zamanını bekledim gerçekten. Çok haklısınız. Mesela buradaki tatminim mesela müzikalle oldu. Bu daha doğru ve daha vizyoner, daha böyle daha kıymetli geliyor benim için. Ama bunun haricinde mesela bambaşka bir şey de yapabilirim. Yani mesela senfoni orkestrayla bir türkü de söyleyebilirim. Yani mesela planlarımdan ya da projelerimden bir tanesi bu. Ama onun haricinde kendi yazdığım farklı şeylerde, farklı aranjelerde, farklı dallarda çok şarkım da var. Ama söylediğiniz gibi tekst beni şaşırttı. Bak şimdi burada söylediğim bir cümle var ya, orada senin karakterini ele veriyor bence. Dedi ya şimdi bir müzikalin içindeyim o çocuk.
bazen insan bir şeyi ortaya çıkarmaya ürktüğünde, ötelediğinde, ertelediğinde eline gelen şey şu anda müzikal. Hı-hı. Seni şu anda o açıdan tatmin eden bir şeymiş gibi görünüyor. Evet, görünüyor. Kesinlikle. Onu kullanır bilinçaltında ve diğerlerini daha da öteler. Evet. Söylediğin şeyde sanki biraz bunun da rahatlığı var gibi. Evet. Yani bu bir rahatlatıyor gibi ama bence rahatlamaman gerekiyor. Aslında beni rahatlatmıyor. Hı-hı. Gerçekten. Hatta sıkıştırıyor. Bir insanın ürettiği şeyi hapsetmesi çok zor bence. Kesinlikle. Bu iyi kötü fark etmez. Hı. Yani bir şey üretip çıkartıp bunu yakın arkadaşına söylersin, evet, paylaşırsın, demosunu alırsın, kız ama arkadaşına çok hassas söylersin. Bir konu aslında. Evet, yani onu çıkartamamak, onun dinlenmesini istememek daha zor aslında. Evet. Yani ürkmüyorum. Biraz böyle bahane değil yani bu. Evet, evet. Bahane yok. Asla değil. Bence tam söylediğim gibi hepsinin doğru zamanı gelme, evet, demlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum hepsinin. Belki bir yazdığım sözün de yeniden değişebilmesi ve o günün, evet, o günün aklıyla tekrardan o kelimenin bende hissettirdiği şeyi bekliyorum diyelim. O 70 yaş söylediğiniz şeyi buralardan besleyeyim 70 böyle. 70 yaşı zaten ben biraz aslında yaş olarak ihtiyarlık, evet, evet, anlamında. Kesinlikle, asla değil. Haşa, 70 bu arada yeni İhtiyar orta yaş. İhtiyar durmuyorum diye düşünüyorum. Hayır, hayır, 70 yaş da ihtiyar değil. Evet, ben evet, onu ruhun dinginliği anlamında, demlenmesi kesinlikle anlamında öyle kullandım. Evet. Onu da belirteyim buradan. Özgür Bolat bir şey söylemişti geldiğinde programa. Dedi ki bir proje falan yapacağınız zaman, bir şey yaratmaya başladığınız zaman şu anlatmayın insanlara dedi. Hmm. Anlatma. Anlattığın zaman hayata geçirme oranın düşüyor dedi. Hmm. Mesela 20 kişiye anlatıyorsun ben böyle bunu yapacağım dedi. O zaman o tatmini alıyorsun. Mesela ben bir şey anlatıyorum. Abi şöyle bir şey var. Gözündeki pırıltıyı alıyorum. Ya çok iyi yapsana. O sana bir tatmin sağlıyor. Hmm. Mümkün olan kimseye anlatma. Anlatmadıkça için kabarıyor, hmm, ve onu ortaya çıkarıyorsun dedi. Hmm. Bilmiyorum hani böyle bir deneyiminiz var mı? Galiba hani sanırım benim için de biraz tam tersi. Ben o an ne hissediyorsam onu yazıp bazen hiç dokunmadan hani öyle çıkarmayı tercih ediyorum. Çünkü aslında biraz o hikaye gibi bakıyorum. Benim şimdi önümde olan böyle minik bir kısa albüm projesi gibi var. O da tamamen benim böyle nasıl diyeyim daha pandemide daha düşük olduğumda bir tık mutsuz hepimizin o bir yaşadığımız, evet, bir dönem vardı. Onunla ilgili Mehmet bence asla pandemide mutsuz olmadı. Bak şuraya yani bak. Yani şöyle. Oraya bile bak. Tam tersine. Ama benim ürettiğim yıl diye düşünüp. Yani mutsuzdan kastım hani böyle mutsuzluktan ziyade değil, böyle değil. O bizi besledi biraz. Evet, İster evet, istemez herkes bir ne oluyor ya falan, evet, oldu. Negatiften pozitife o geçiş negatif, diyelim. Kesinlikle. Aynen. Bence o bir tık sanatçılara o dönem çok yani çok işimize geldi diyebilirim. Evde gerçekten otur ve üret moduna girdik. Hı hı. Hani oradaki duyguları o an yansıtmak ve o hikayeleri şimdi tekrardan dinlemek aslında çok bilmiyorum daha keyifli geliyor. O yüzden o an anlatıp her şeyi içimizden döküp böyle dışarı vermek farklı ya bir perspektif katıyor. Ya peki yabancılaşmıyor musunuz kendinize ve yaptığınıza? Ne açıdan? Hani bazen böyle üretirsin yazarsın mesela bir yıl sonra açarsın. Ve çok yabancı gelmiyor mu? Ya da yaptıktan sen söylüyorsun. Hı-hı. Bir gün geliyor. Aslında o şey senden çıkıyor ya. Evet. Çok yabancı gelmeye başlamıyor mu? Kesinlikle. Bir noktası yok mu onun? Yok kesinlikle öyle. Ama dünün de bugünle yabancı olması gerektiğini, hı-hı, düşünüyorum ben. Yani bugün hep, hı-hı, başka olmalı. O yabancılaşma hali de bence öyle. Yani o günü orada bırakıp bugünü bugün içine geldiğinde o güne baktığında zaten başka ve yabancı hissetme hali bana çok doğal geliyor aslında. Yani mesela, hı-hı, çok var benim buna daha böyle spesifik bir örnek vermem gerekirse yazdığım bir şarkının hiç bana ait olmadığını hissedebiliyorum bugün. Hmm. Bunu bu bir yabancılaşmaksa eğer. Evet tam i̇şte da tam bunu söylüyorum. Bu. Yani hiç bana ait değil. Ya, evet. Ama o günün okunmuşluğu, o günün izlenmişliği, Mehmet'ine o günün ama Mehmet'ine ait olduğu için değerli buluyorum. Ama bugün işte o korku mu dediğiniz ya da bugün işte senin de söylediğin ikisini birleştirirsem şey ne korku ne kaygı ne bu böyle ürkmek hiçbir şey değil yani bu böyle. Bunun bir kelimeyle karşılığı, hı, yok. İyi hissetmiyorsan, o günün bugününle eşleşmiyorsa bazı insanlar mesela geçmişiyle çok yaşayabilir. Hı. Geçmişini, hı, sürekli kendine hatırlatmak isteyebilir. Sanırım ben biraz daha gelecek seven. Günlüğünü okumak gibi bir şey. Evet yani günlükte tutmayan. Mesela günlüğünü ya da telefonun yeni telefonla değiştirdiğinde ben çok fazla içindekilerin tamamını yeni telefonla aktarmayan da birisiyim mesela. Daha güncel, daha basit bir örnek vereyim. Neyi eliyorsun? Birçok şeyi. Aa, birçok ilginçmiş. Evet, birçok şeyi mesela yeni telefonumu almıyorum. Ay yani sen insan da bloklarsın şimdi. Bak bak bak, direkt blokluyordur, silmiyordur, direkt blokluyordur. Hiç bloklamıyorum biliyor musun? Gerçekten. Orayla ilgili öyle negatif bir enerji harcamıyorum hayatıma. Tamam. Şimdi bak Mehmet. Efendim? Ben Selin'den şarkı isteyeceğim. Gidip geri isteyeceğim. Tamam. Süper. Ama Selin bu şarkıyı söylediğinde
Tamam mı? Sen de söyleyecek bir şarkı. 3'e 0 olacaksın. Ha. Ve ben bu demlenmiş ruhum buradan 3'e 0 ayrılmasına benim bu güzel gönlüm razı gelmeyecek. Hep adalet duygusu. Şey çok zor değil mi? Sana oluyor muyum? Bana hep şey olur. Mesela işte sahne alırım, şunu yaparım ama evde aile arkadaşı olsun, babam. Ya bir şarkı söylesene kızım diye, evet. Yapamıyorum. Şu an o mesele. Küçüklüğümden beri kalan bir... Söz verdim o programda, vallahi zorladım. Küçüklüğümden beri kalan bir travmam olabilir. Emirhan oradan sinsice yavaş yavaş geldi. Emirhan hissettim varlığını. Yavaşça böyle kıvrılarak geldi. Evet, o zaman... Başlamamız gerekiyor diyor. Hazırlıklı olunca daha şey oluyor. Evet, ben de bu arada hazırsın ve çok kıymetli. Hazır gelmesen mi siz söyle deseniz yine de söylemeyebilirim bu arada. Bence söylersin. Belki söylerim. Bence belki söylersin. Söylerim. Sen söylersin. Başka birisin. Sen bambaşka. Bambaşkasın. Peki. O zaman gidip gel. Sana inandım, ben aslında yine bana ters yaptım. Tabii sonra ben kaçtım, yoluma devam edip bölmeden hazır. İstersen bir dön bak kendine hazırlan. Guess I don't really care, cause my time is wait for it, wait for it. Gidip gidip gel. Ne de sen aramızı bozan sen. Gelme artık istemem. Gidip 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 gel. Ne de sen. Gelme artık istemem. Hey. Why do we play with our feelings? Oh, 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 is this a game? Because I'm leaving, it's over. Better things to do, no way. Focus on myself each day, waiting in my own damn lane. These things, they come and go like rain. Yanlışlarım çok var, hatalarım var. Guess I don't really care, cause my time ain't worth for it, made for it. Oh, gidip 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 gel. Ne de sen, aramızı bozan sen. Gelme artık istemem. Gidip 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 gel. Koşarken kaç. Oh, gelme artık istemem. Gidip gel. Ne de sen. Gelme artık istemem. Gidip gel. Ne de sen. Gelme artık istemem. Bütün toksiklere gitsin. Teşekkür ederiz. Emirhan Özer'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Bütün toksiklere gelsin. Ama arada ben sana bunun bedelini ödetirim falan da diyor yani. Durmadan öyle. Oraları da İngilizceye böyle kıvırmış. Bu aslında pandemi de evet. Biraz oradan anladınız şey anlamını şarkının. Pandemi de yazmıştım bunu. Gerçekten bir trendeydim bunu. Hatta ses notu hala duruyor telefonumda. Nereye gidiyordun? Bir Londra'daydım. Hatta bir ay bayağı böyle sınırlar kapanmıştı ya. Herkes kalmıştı. Ben de o sıra bir
şey gitmiştim oraya. Hı-hı. Bir anda böyle sınırlar kapanınca orada kaldım. Arkadaşımın Hı-hı. evinde falan kaldım bayağı. Yani şey birkaç arkadaşımda. O yüzden sürekli gerçekten bir gidip gelme halindeydim. Aslında biraz hani komik bir terim bence gidip gel. Hani bir şey olunca böyle bir şey yapsam mı diye düşündüm. Bir şey kamlandı ya. Biraz aslında. Onu sonra kişisel sebeplere de bağladım ama o trende o şey olmuştu aslında. Ben bir Fransızca bir parça dinliyordum. Hı-hı. Onun melodisini çok sevmiştim ve heceleri gidip geli bir bana hatırlatmıştı. Ben de acaba Türkçe yapsam ne olur demiştim. Benim ilk Türkçe parçalarımdan biri gidip gel aslında. Ya şahane bir parça. Ve böyle gidip gel derken trende gerçekten bir git gel derken o pandemi yurt sonra yurda kapandık. Hmm. Yurtta yazmıştım bunu. Selin Geçit'in şarkılarını üst üste 10 kere dinlediğinizde mesela bu şarkı kafa yapıyor. Bence öyle. Bazı şeyler öyledir, kafa yapar. Bir süre sonra ben bu dünyada mıyım, bu bedende miyim ben, bu ruh bu bedende mi demeye başlarsın ya böyle bir uçma hali. Bu şarkılar onu yapan öyle bir mi? Şey. Bence öyle. Güzel. Peki, hayatta bırakmam. Söyleyeceğiz mecbur. Son düzeye girdik hocam. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kör düğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek, zor da olsa dönüp gitmek. Zor, zor kadere emanet ettim seni, sen benim kör düğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek, zor da olsa dönüp gitmek. Teşekkür ederim. Bizi kırmadın ya. Evet. Şimdi bu yıl... bir şey oldu. Temamız zeytin ağacı. Hmm, ben çok teşekkür bakıyordum, ediyoruz. Diyebilirim. Bunları elleriniz, elcağızlarınızla, Londra havasına yetişmez yalnız burada, elcağınıza dikmeniz. Çok iyi. İkincisi dileklerinizi lütfen. Kişisel dilek istiyorum. Seyirciyle paylaşılabilir kişisel dilek. Hmm. Çünkü arkadaki ağacı asacağız, herkes tamam. görecek. Tek kalem var. Diyorum tek. Fakiriz Zeynep muyuz? Ya Allah rızası için bir tane daha kalem alalım. Arkadaşlar bu kadar zor mu ya? Ya neden, niye bu işin güzelliği bu olsun? Cimri yönetmen, cimri yapım koordinatörü Mahir. Yazalım. Sufle alma. Ben de burada ben öğretmen çok genel, gibi. Genel önüne bir bak. Şey şarkı söyle. Şarkı söyle. Sen şarkı söyle, sen önüne bak yaz. Sen dur orada. Çok klasik ve ne klişe. Ne yazdın? Her zaman böyle... Bazı akşamlar böyle bir kağıda yazıp hani genel böyle bir dilek tutarım. Ya her zaman yazdığım şey işte sağlık, mutluluk, başarı genel. Ay şey. Ne kadar etkilendik. Bu şarkıları yaz yaz yaz. Gel hayatta takıl. Ama öyle çünkü bir spesifik geç, bir şey yok boğul. Aslında. Bir tanesi olmazsa öbürü olmaz gibi. Dileği de beğenmiyorum kadınım. Dileği de beğenmiyorum yani. Beğenmedim. Olmamış bu. Bakalım Mehmet ne yazacak? Mehmet Kalamış da tekne ister. Evet evet. Kesinlikle. O tekne de böyle. O zaman ben tek tek şunlara da yazayım madem daha spesifik oluyoruz. Ben seni evet, çok iyi anladım. O zaman tek tek yazıyorum bunlara. Böyle için sönüyor mu sen hayatta? Ha, güzel. O zaman. Ne dedin? Ben yurt dışında çok güzel bir müzikalin içinde olmak istedim. İsmini yazmamışsın diledim. Ama. Ah pardon. Sen de yazmamışsın. Aa. Evet o bilgi bizde geçmemiş. Böyle, koca koca isimleriniz yazıyor her yerde. Oraya yazmıyorsunuz isminizi ya. Selin'in şarkısıyla bitiriyoruz. Daha da ne yapayım sizin için? Buyurun efendim. Yoruluyorum kaçmaktan, ben yoruluyorum hep peşine düşmek. Çok zor geliyor kaybetmek varken, ben karalıyorum şu sözlerimi, hiç bilemiyorum derdimi anlattım umursa. Nefesim yetmiyor.
İçime daldı duygular, kendime bakınca vurdular. Her seferinde İçimde bir his var, adını bilmedim. Ne kadar savaşırsam o kadar yenildim. Bir ses var, duymak istemedim. Ne kadar uzak olsam o kadar işittim. Sevemiyorum, ne yapsam ben çözemiyorum derken ben kendimi zor yakaladım. Bu nasıl bir ihanet? İçime daldı duygular, kendime bakınca vurdular. Her şey seferin.